Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirdi. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle yeni araçlar basına tanıtıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna eklenen 40 belediye otobüsü, 10 itfaiye aracı ve 6 iş makinasının hizmete alınması dolayısıyla Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen törende yaptığı konuşmada AK Parti hükümetlerinin kamuda yapısal dönüşümleri tek tek uygulamaya konduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda en güçlü dönemini yaşadığını belirten Sekmen, "Bu millet dün 40 sente muhtaçtı. 40 sent nasıl borç bulurum?" diye nice bakanlar, nice başbakanlar yabancı devlet başkanlarının önünde eğilmiştir. Para dilenmek zorunda kalmıştır dedi. Göreve geldiğinden bu yana 6. kez araç filosunun hizmete girdiğini aktaran Sekmen, son alınan 40 otobüs, 10 itfaiye aracı ve 6 iş makinasıyla filolarına kattıkları araç sayısının 120'ye ulaştığını bildirdi. Evet, bu millet dün 40 sente muhtaçtı. 40 sent nasıl borç bulurum diye nice bakanlar, nice başbakanlar yabancı devlet başkanlarının önünde eğilmiştir. Para dilenmek zorunda kalmıştır. Törene Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısı için Erzurum'da bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katıldı. Karaosmanoğlu da Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması, insanların refahı, sağlıklı ve mutlu yaşaması için çalıştıklarına dikkat çekti. Erzurum'umuzun güzel insanları, değerli kardeşlerim, belediye başkanlarımız, yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz, biz bugün aranızda Türk Dünyası Belediyeler Birliği aylık toplantımızı yapmak üzere geldik. Fakat böyle güzel bir açılışa da tevafuken sizlerin aranızda bulunuyoruz. Bundan da büyük bir mutluluk duydum. Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi'ne kazandırılan yeni araçların tanıtımı yapıldı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası sebebiyle Dadaşkent'te bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adına faaliyet gösteren Özel Güzide Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldi. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası olması dolayısıyla Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar yaşlıları unutmadı, tek tek ilgilendi. İlimiz Dadaşkent Saltuklu Mahallesi'nde bulunan Özel Güzide Bakım Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Bulutlar, yaşlılarla bir araya gelerek sohbet etti. Bakım merkezinde bulunan bütün yaşlılarla tek tek ilgilenen Başkan Bulutlar, onlara gül ve küçük de olsa birer hediye vererek gönüllerini aldı. İyi bakırlarmış. İyi bakırlar. Bir sıkıntı yok. İyi Allah. Allah'a şükürler olsun. Teyzeciğim nasılsın, iyi misin? Sağ olasın. Yaşlıların sadece önemli günlerde değil, her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Başkan Orhan Bulutlar, "Bizler sık sık burada bulunan yaşlılarımızla bir araya geliyoruz. Bugün de yine onlarla beraberiz. Başta yakınları olmak üzere herkesten isteğim sadece özel günlerde değil, sık sık yaşlılarımızı ziyaret edip onlarla ilgilenin." dedi. Hoş geldiniz. Selamlar.
Öte yandan Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde pastacılık kursunda kurs gören kursiyerler kendi elleriyle pişirdiği pasta, çörek, kurabiyeleri merkezde bulunan yaşlılara kendi elleriyle ikram ettiler. Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yardımcısı Cemil İlbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem, Palandöken Halk Eğitim Müdürü Onur Çaycı, Özel Güzide Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Emine Kahveci, Bakım Evi Sorumlu Müdürü Süheyla Esen, Özel Kalem Müdürü Fatih Savaş ile birlikte Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Pastacılık Kursu kursiyerleri katıldı. 1 Kasım seçimlerinde milletvekilliği düşen HDP eski Erzurum milletvekili Seher Akçınar Bayar, tutuksuz yargılandığı Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Halkların Demokrat Partisi Erzurum Milletvekili Seher Akçınar Bayar hakkında bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK propagandası yapmaktan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan HDP'li eski milletvekili Seher Akçınar Bayar'ın dava dosyasını mahkeme heyeti karara bağladı. Mahkeme heyeti milletvekili Bayar'ın bölücü terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı gerekçesiyle terörle mücadele yasasının 7/2 maddesi kapsamında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Bayar'a verilen hapis cezasını denetimli serbestlik kanunu kapsamında 5 yıl süreyle erteledi. 1 Kasım seçimlerinde milletvekilliği düşen HDP eski Erzurum milletvekili Seher Akçınar Bayar, tutuksuz yargılandığı Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Talimatla ifadesi alınan HDP'li eski milletvekili Seher Akçınar Bayar, milletvekili sıfatım ile Kazım Yurdalan ve mahalle başında yaptığım konuşmalarda herhangi bir propaganda amaçlı cümlem bulunmamaktadır. Seçmenlerimizin büyük bir bölümü cezaevlerinde hasta tutsak iken yaşamını yitirmiştir. Talep edilen onların özgürlükleridir. Zafer olarak adlandırılan ise seçmenlerimiz ile birlikte elde ettiğimiz başarıydı. Benim yaptığım konuşmada seçmenlere teşekkür mahiyetindedir dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan, Düzyurt maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu. Pazar günü Kazım Karabekir Stadında oynanacak önemli maç öncesi yönetim taraftarlarını stada çekmek için girişimler yapıyor. İstanbul Maltepe Erzurum Vakfı Süha Dengizek, maçta 20 bin Türk bayrağı dağıtılacağını belirtirken kulüp başkanı Ali Demirhan bir açıklama yaparak tüm Erzurumları pazar günü Kazım Karabekir Stadında görmek istediğini ifade etti. Başkan Ali Demirhan, 3. Lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren takımımız, taraftarımızın hiç olmadığı kadar büyük desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu gerekçeyle stadın tam anlamıyla dolup maçlarımızı büyük bir destekle kazanmamız gerekmektedir. Gurbetteki taraftarlarımızın da bu durumu anlayışla karşılamasını umut ederek maalesef 3 maçımızı canlı yayınlamama kararı aldık. Pazar günü oynanacak olan Düzyurt ve diğer kendi evimizde oynayacağımız maçlar televizyondan canlı olarak yayınlanmayacak. Bu doğrultuda kulübümüze gönül veren ve Erzurum aşkı ile yanıp tutuşan herkesi tribünlerde görmek istiyoruz dedi. İstanbul Maltepe Erzurumlar Vakfı Başkanlığı hafta sonunda Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor Düzyurtspor maçının taraftarlarına 20 bin Türk bayrağı dağıtacak. Vakıf Başkanı Süha Dengizek, dadaşlık ruhu ile birlik beraberlik mesajı vereceğiz dedi. İstanbul Maltepe Vakfı Başkanı Süha Dengizek, yönetim kurulu üyeleri Suat Ünal, Metin Taş, Dündar Özbaylar ve Murat Akgün tarafından alınan karar üzerine pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda kendi evinde konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor Düzyurtspor maçında 20 bin adet Türk bayrağı dağıtılacağını açıklayan Maltepe Vakfı Başkanı Süha Dengizek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik bu tür saldırılar
birbirimize olan bağlılığımızı daha da artıracaktır. Yaşanan olaylar üzüntüyle karşılanmıştır. İstanbul Maltepe Vakfı olarak kahraman şehidimiz de dadaşlık ruhiyle beraber şanlı bayrağımızı Kazım Karabekir Stadyumu'nda dalgalandıracağız. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu zor günlerin de üstesinden elbette geleceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve tüm halkımıza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum dedi. Erzurumspor As Başkanı Zafer Ergüney, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Teknik Yönetimi ve futbolcularına Düzyurt nakliyat maçı öncesi yemek verdi. Şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Ergüney, ülkede yaşanan terör olaylarını bir kez daha lanetledi. Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor As Başkanı Zafer Ergüney, mavi beyazlı futbolcuların onuruna Düzyurt Spor maçı öncesi yemek verdi. Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcuların katıldığı yemekte birlik beraberlik mesajları verildi. Özellikle son günlerde yaşanan canlı bomba saldırılarını ve terör olaylarını kınayan OSB Başkanı Zafer Ergüney, Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak da her zaman terörün karşısında olduklarını ve hain saldırıları kınadıklarını söyledi. Terör olayları karşısında her zamankinden daha çok ülke insanı olarak birbirlerine bağlandıklarının altını çizen Ergüney, terör nereden gelirse gelsin ülkemizin birliğini ve dirliğini bozamayacak. Biz her zamankinden daha çok birbirimize sarılmak ve bu vatanın bölünmez bütünlüğünü birlikte korumak zorundayız. Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak da hain terör saldırılarını kınıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Spor her zaman birlik ve dayanışma unsurudur. İnanıyorum ki Düzyurt Spor maçının sportmence oynayıp kazanan taraf olacağız. Erzurumspor olarak hedefimiz şampiyonluk, teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz dedi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ile takım kaptanı Mehmet Albayrak da terör olayları karşısında ülkenin zor günler yaşadığını belirtti. Teknik Direktör Yıldırım moral yemeği için As Başkan Zafer Ergüney'e futbolcuları adına teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2015-2016 sezonun iki yarısında da karşılaştığı 10 takımın 4'ünden 6, 3'ünden 4, 1'inden 3, 2 takımdan ise sadece 1 puan alabildi. Erzurumspor 2015-2016 sezonunun iki yarısında da karşılaştığı 10 takımdan 4'ünden 6, 3'ünden 4, 1'inden 3, 2 takımdan ise sadece 1 puan alabildi. Mavi beyazlı ekip ilk ve ikinci yarıda Kozan Belediyespor, Gölbaşıspor, Düzcespor ve Kırıkhanspor maçlarının ikisinde de kazandı. Ekip en fazla golü 8 gol ile Düzcespor kalesine gönderdi. Mavi beyazlı ekip Kızılcabölükspor, Tekirdağspor, Bursa Nilüferspor maçlarından bir beraberlik ve bir galibiyet aldı. Erzincan Belediyespor maçlarından bir yenilgi, bir galibiyet, Zonguldak Kömürspor ve Yeşil Bursa maçlarından ise bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Ekip rövanşı yapılmayan Cizrespor ile evinde 2-2 berabere kaldı. Erzurumspor Kozan Belediyespor'u her iki maçta da 1-0 mağlup etti ve bu ekipten 6 puan kazandı. Ekip deplasmanda 3-0 yendiği Gölbaşıspor'u evinde 2-1, deplasmanda 4-0 mağlup ettiği Düzcespor'u 4-1, deplasmanda 1-0 yendiği Kırıkhanspor'u Kazım Karabekir Stadyumu'nda 3-1 mağlup etti. Erzurum ekibi Erzurum'da 3-0 yendiği Erzurum Belediyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlar Erzurum'da 1-1 berabere kaldığı Zonguldak Kömürspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Erzurumspor yine evinde 1-1 berabere kaldığı Yeşil Bursa ile sezonun ikinci yarısında ilk maçında dış sahada 1-0 mağlup oldu. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Hoşça kalın.